Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertikteki haberlerini huzuruna olsun. Şıkırışımız, kanalımızda dikkatler ekranımızı bulsun. Yaponiyanın keyingi növbetlik baş vezirinin Xitoyga tıxımı qattiq qo'l bo'lganligi mo'ljallanmoqda. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Yaponiya baş veziri Yoshihide Suga oldingi juma o'zining 9-oyning oxirlaridagi Liberal Demokratlar partiyasining saylamiga qatnashmaydiganligini e'lon qilgan bo'lib, Yaponiyaning yangi bosh vazirining Xitoyga tixmo qattiq siyosat yurgizganligi mo'ljallanmoqda. Xabarda qayd qilinishicha, bu yil 72 yoshga kirgan Yoshihide Suga virusga qarshi tadbirlari va siyosatlari unumli bo'lmaganligi sababli xalqning va shirkatlarning tanqidiga uchrgan va avomning qo'llash nisbati davomli tuvalligan. Uning juma kunidagi bayonoti partiyadagi boshqa nomzodlarning partiya ichida saylov raqobatini osonlashtirgan. Ikki sobiq tashqi ishlar vaziri Fumio Kishida va Taro Kono navbatda Liberal Demokratlar partiyasining nuqtalik rais nomzodlari bo'lib, har ikkisi davlat bexatarlik masalasida Xitoyga qarshi kuchlik pozitsiyasini tashabbus qildi ekan. Fumio Kishida oldingi juma muxbirlarga agar o'zi saylanib qolsa, Tayvan bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirib, erkinlik, demokratiya va qonun bilan idora qilish qatorli qimmat qarashlarni tashabbus qildiganligini, Hong Kongning ishg'ol qilinganligi va Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning azob-uqubatlarini ko'rib turganligini, Tayvan Xitoyning keyingi nishoni bo'lishi mumkinligini, agar Tayvan bo'g'izida urush portlab qolsa, Yaponiyaning zo'r ta'siriga uchraydiganligini, shunga Yaponiya chet elning tahdidiga taqobil turish uchun mudofaa qurilishini davomli ko'paytirishi kerakligini bildirgan. Yeni bir sadiq tashqi ishlar vaziri va sobiq davlat mudofaa vaziri Taro Kono navbatda ma'muriy islohot vaziri bo'lib ishlayotgan bo'lib, umo izchil Xitoyga qarshi siyosatda qattiq qo'l yo'lni tutgan. U bultur avgustda Xitoyni ogohlantirib, agar Xitoy paroxotlari Sinkaku orili atrofidagi harakatlarini davomli kuchaytirsa, Yaponiya qudinish qismi zarur topilganda jiddiy tadbir qo'llanadi degan. Taro Kono bir aydan keyin yana Washington aql ombri CSIS tarafidan o'tkazilgan Amerika-Yaponiya ittifoqdoshlarining 60 yillikini xotirlash yig'inida so'z qilib, Yaponiyaning Sinkaku orolining har bir santimetr zaminni qo'g'dashga tayyor ekanligini va Amerikaga ishonganligini, bu orollarni qo'g'dash uchun kurash qilganligini bayon qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya Liberal Demokratlar partiyasining saylovi 29-sentabr o'tkazilgan bo'lib, mazkur partiyaning boshchisining yangi bosh vaziri bo'lish asosiy jihatdan aniq ekan. Xitoy Aqsuda atalmış ayollar vatanparvarlik tarbiyasi markazi ta'sis qildi. Tangirtaq to'rining 2-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari Aqsu shahrida Uyg'ur qiz ayollarga qizillashtiruvchi tarbiyasini tixmo kuchaytirishni nishon qilgan atalmış ayollar vatanparvarlik markazi ta'sis qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Aqsu shahri Igechi yezisida atalmış ayollar vatanparvarlik tarbiyasi markazining ichilish marosimi o'tkazilgan bo'lib, bu markaz Sharqiy Turkistonda tunji bo'lib ichilgan atalmış ayollar vatanparvarlik tarbiyasi bazasi ekan. Yig'inda Aqsu shahrlik partiya doimiy komitetining a'zosi, tashviqot bo'limining boshlig'i Qo'rchoq amaldori Abdurahmon qatorliklar qatnashgan. Yig'inda Xangju ayollar birlashmasi bilan Aqsu ayollar birlashmasi, Xitoy oilasi bilan Uyg'ur oilasini juplash orqali oila muhitini tunishtirish, Xitoy ayollari bilan Uyg'ur ayollarini atalmış ocha singil yordamchilar nomida o'zaro berish-kelish qilishga targ'ib qilgan. Yaqinqi yillardan beri Xitoy Sharqiy Turkiston xalqini yo'qotish maqsadida rezil vositalar bilan nupus cheklash, har xil tuhmatlar bilan jazo lageri va turmalarga sulab, majburiy amgakka silish jinoyatlarini sodir qilish bilan bir vaqtda sirtda qolgan xalqga bulubmo qiz ayollarga qarata xitoylashtirish, qizillashtirish siyosati va tashviqotini kuchab ijro qilmoqda. Taliban yangi hukumat qurilganligini e'lon qildi. Al Jazeera kanalining xabarida bildirilishicha, Taliban Amerika va chat al harbiy qismlari Afg'onistondan chekingandan keyin 7-sentabr tunji qitim hukumat qurganligini e'lon qilgan. Taliban bayonotchisi Zabihullah Mujohidning aytishicha, Taliban harakatining qurg'uvchisi Mulla Umar bilan yaqin munosabati bo'lgan Mulla Muhammad Hasan Axud Afg'oniston yangi hukumatining muvaqqat bosh ministri bo'lib tayinlangan bo'lib, u Afg'oniston yangi hukumatini tashkillab chiqdi ekan. Uning ikki yordamchisi bor bo'lib, ular Taliban siyosiy ishxonasining boshlig'i Mulla Abdul G'ani birodar bilan Mavlavi Abdusalom Hanafi ekan. Mulla Abdul G'ani birodar Taliban ichidagi har qaysi tarmoq guruhlarining hurmatiga erishgan bo'lib, Qatarning poytaxti Dohadagi xizmati jarayonida chat al kuchlarining Afg'onistondan chekinishi nishon qilingan suhbatga riyosatchilik qilgan. Zabihullah Mujohid Kabulda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inda
Amerika terrorlik teşkilatı kılıp bekitken Haqqani Tori teşkilatının kurguçısının oğlu Siracinin Haqqani'nin İçki İşler Ministeri buldugalıkını ilave kılgan hem de 33 şahsını vaqtlı hükümet rehberleri terkibide orun aldıgalıkını ilan kılgan. Yeni hükümetin rehberlik heyeti Baş Minister Molla Hasan Ahud, 1. Muavin Minister Molla Abdugani Birader, 2. Muavin Minister Mevlevi Abdusalam Hanefi, Devlet Müdafiye Ministeri Molla Yakup, İçki İşler Ministeri Siraciddin Haqqani, Taşkı İşler Ministeri Mevlevi Amir Khan Muttaki ve İstihbarat İdaresi Başkı Abdülhak El-Vası Katarıklarını öz içi aldıken. Xitayning Chongqing şehirde eğir kelkün apiti boldi. Guangdong televiziya kanalının xabirde bildirilişçe, 7. sentyabr Chongqing şehirde eğir kelkün apiti yüz bergen. Xabirde qayd qilinishçe, Sichuan'nın yukarı ekindeki katlı yağmurun tesirge uçurgan Changjiang Deryası da bu yıllık 1. numaralı kelkün şekillengen. Jialijiang Deryası da bu yıllık 2. numaralı kelkün şekillengen. Chongqing'deki asaslık derya ekilleri en çok kelkün apitige duç gelgen. Bildirilişçe, 7. sentyabr çüştün ki Changjiang Deryası en yukarı su oranı agahlandırış sızıkıdan işip ketken. Kelkün suları şehirini bisip ketken bulup, apet rayonundaki halk ciddi tarqaqlaştırılgan. Nöbette 3. dereceli kelkünde müdafiyeleniş uxturuşu tarqıtılgan bulup, ölüş, yarınış ve yuqup gitiş ahvali haqqıda hazırca haber verilmegen. Çavuşoğlu Türkiye'nin Afganistan siyaseti toğırsıda toxtaldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Türkiye Taşkı İşleri Ministeri Mevlut Çavuşoğlu bir xüsusi televiziya kanalının məxsus söhbət programısı qatnışıb, kün tertibdeki məsillərge dair suallarga cevap bergen. Çavuşoğlu sözü de, Kabul aerodromunun məşğulatıqa münasibətlik məsillərde Qatar ve Amerika bilen birlikte işki baskuşluq hərkət qılıvatımız digen. O Türkiye'nin Kabul aerodromudaki faaliyetlerde Qatar ve Amerika bilen birlikte hərkət qılıvatqanlığını bildirib, Aerodrom növette bazı texniklik aeroplan sepiri ya ki insanperverlik yardan buyumlarını ilip bargan aeroplanlarga içildi. Bir neçe devlet içi yolucular aeroplanı sepirimi başlandı. Tarqaqlaştırışı kereh bolgan kişiler bar. Biz kaytıp kilişini xalgan puhralarımızdan köp kısmını Türkiye'ye kaytırıp geldik. 1900'ün artıq adamını tarqaqlaştırdık digen. Çavuşoğlu Türkiye'nin talimanı itiraf kıldıgan kılmaydıqallıqı toğırsızdaki bir sualga, bu meselede aldırasallık kılmazsak gerek. Bütkül dünyaya bunu tavsiye kılımız. Sığdırışçan bir hükümet kuruluşu, o hükümet pekat talibanıyla emez, bağlı katlamlarına öz içige ilişi gerek. Halkara cemiyet birlikte hareket kılışı lazım. Ayarlarının mı vekilli kılışını ümit kılımız. Şerait ve özgürüşlerge karab hareket kılımız deb cevap bergen. Çavuşoğlu yine köçmeler hakkında toxtulup, hemen şunu kubul kılıdı ki, Türkiye bugün gece yelkisige çüşken vazifesini orun dedi. Şunun için biz tıxımı köp köçmen yükünü kütürelmeyimiz. Bunun aldığını ilişimiz gerek. Köçmenlik meselesi de insani pozisyede buluvatımız. Ama bu bir halkaralık mesele diğerlerine kayıt kılgan. Biden, Xitay çoğum Taliban bilen kilişim tüzüşge urunuvatıdı dedi. Hindistan Vakit gazetinin bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Prezidenti Joe Biden, Pakistan, İran, Xitay ve Rusya Taliban bilen bazı meseleler toğrusunda söhbetleşip kilişim hasıl kılış üçün tirişivatıdı degen. Reuters agentliğinin haberge asaslanganda, Amerika Prezidenti Biden Talibanlar Afganistan'ı kolga keldirgenden kin, Xitay, Pakistan, İran ve Rusya'nın Afganistan meselesi de keyinki kademlik plan tüzüvatkanlıkını kayıt kılgan. Biden, muhbirinin Xitay'nın Taliban'ı meblağ bilen təminleşinin endişe kılvatamsız degen sualıga cevap verip, Xitay'nın Talibanlar bilen hakikaten zor meselesi bar. Şuna ular Talibanlar bilen söhbetleşişke urunvatıdı. Rusya bilen İran mı şundaq? Şuna men Xitay Taliban bilen çoğum kilişim tüzde deb karaymen. Pakistan, Rusya ve İran mı Xitay'a oxşaş növette neme kilişi kerehlikini oylişvatıdı degen. Amerika Taşkı İşler Ministerlikinin bayanatçısı, Taliban'nın vaqtlı hükümet ilan kılgalıqının endişe kılvatqalıqını, Talibanlarının sözüge emez belki herkitige karaydıqalıqını yetkan. Amerika'nın öz içi alğan 7 devlet güruhi Taliban'nın sabık Afganistan hükümetinin zapas baylıqıga erişini çekiliş haqqıda birdeklik hasıl kılgan. Mutaxassislarına körsütçe, eğer Xitay bilen Rusya Taliban'ı meblağ bilen təminləb qalsa, 7 devlet güruhinin Talibanlarga qaratqan iqtisadi çekilmesi təsirini yoxdur diken. Taliban bayanatçısı Zabihullah Mujahid yakında Afganistan terakkiyatının kelgüsü Xitay'a münasibetlik ikerlikini ve Xitay'nın mu Afganistan'a zor dereceden meblağ silişini xalaydıqalıqını bildirgen.
O İtalya muhbirining ziyaretini qabul qilganda, Xitoy Afg'onistonning qo'shnisi va eng muhim hamrohi. Afg'oniston iqtisodini gullandirish va qayta qurish uchun Xitoyning yordamiga ehtiyojlik degan edi. Xitoy tashqi ishlar ministriki bayonatchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan muhbirlarni kutib olish yig'inda Xitoyning Afg'onistondagi yangi hukumat va uning rahbarlari bilan aloqani davomlashtirishga tayyor ekanligini bildirgan. Yaponiya Putinning taqim aralari planiga qarshi ekanligini jakarladi. Yaponiya hukumatı Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Kuril taqim aralida tamojnisiz rayon qurish va mablag' solg'uvchi chet el sherkatlarini 10 yilgacha bojdan kechirim qilish planiga qarshi chiqqan. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Yaponiya ichki kabineti bosh kotibi Kato Katsunobu Putinning Rossiyada o'tkazilgan sharqiy iqtisod munbari yig'inda o'tirg'a qo'ygan Kuril taqim aralig'a munosabatlik planiga itiroz bildirgan. Kato Kuril taqim aralida tamojnisiz rayon qurish planining Yaponiya bilan Rossiyaning bu arallardagi iqtisodiy faoliyatlarga munosabatlik ilgirgi kelishimlarga xilof ekanligini o'tirg'a qo'ygan. U bu planning o'z davlatining arallarga tutayotgan maydoniga zid ekanligini eskertib, buning ichki davlatning iqtisodiy faoliyatlar to'g'risidagi davomlashayotgan suhbatlarga xilof ekanligini ta'kidlagan. Putin Rossiyada Janubiy Kuril, Yaponiyada Kuril rayonlari deb atalgan ichki davlat o'tirsidagi territoriya majrosiga sabab bo'lib kelayotgan Kuril taqim arallaridagi tamojnisiz savdo rayoniga mablag' solgan Yapon va chet el sherkatlaridan 10 yilgacha boj kechirim qildiganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Yaponiya bilan Rossiyaning o'tirsida shimoliy rayonlar deb ataydigan zamin to'g'riliq ixtilof yuz berganligi uchun ikki taraf o'tirsidagi tinchlik shartnomasi imzolash suhbati unumga erishilmay kelmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.